içeride makyajı bitmedi. Öznur Hanım gelmedi. Geldiğinde artık biz onu bir gömeriz burada. Bu arada bu monitör neden eğri duruyor? Şu anda bu monitör, benim baktığım monitör neden eğri duruyor? Neden ben kendi güzelliğimi doyasıya göremiyorum ve amorf oluyorum? Neden Pelin Öztekin bu kadar güzel? Neden bir de üzerine bronzlaşmış ve bu kadar şahane içeri bir havalı giriş yaptı? Ve neden dakik? Aslında dakik de değildim de ben şehir dışından geliyorum. Aslında böyle biraz sarkmalı oldu. Ben bronzluğu seviyorum ya. Yaz, hele ben yaz çocuğuyum. Temmuz'da doğduğum için denizin hemen hava ısındığı an deniz kenarında bitmeyi seviyorum. Ayvalıklı, Cunda'da büyümüş biri olarak da açtım ben sezonu. Biraz sinir edici bir bronzluğum var biliyorum. Bütün arkadaşlarım benden nefret ediyor. Ay, nazar değmesin. Ay, teşekkür ederim. Şunu takayım valla, şunu takayım. Şöyle kocaman, şöyle şuraya. Şöyle Emel Sayın getirdi bunu bu arada. Öyle onun mi? Hediyesi. Şöyle kocamanlık. Bana da çok yakıştı mavi elbisemle şöyle. Evet. Böyle hep böyle yatar mısınız? Böyle hani... Ya aslında eskiden öyle değildim de yaş büyüdükçe bronzluğun keyfine vardım herhalde. Ne bileyim, sevdim ya da eskiden çünkü o kadar şey değildim. Gölgede otururdum. Şimdi ama gerçekten öyle bir zaman ayırıyorum güneşlenmeye. Ya evet, seviyorum. Kaç dakika bir tam öğle vakti cayır 12'den mı? 12'den sonra yani 12'den sonra çıkarım. 1-2 gibi çıkarım ama akşam mesela batana kadar güneşlenirim. Çünkü asıl bence yakan güneş o öğlen değil de 3-4 arasında olan bir sıcak var. O çok güzel yakıyor. Asıl bronzluğu yapıyor. Eğer çok erken saatte yanarsanız kızarıyorsunuz ve soyuluyorsunuz. Bu da küçük bir bilgi. 3-4 arası şahane bronzluk. Evet. Garantili. Evet. Aa, iyiymiş. Ben öyle bilmiyordum. Hani. Çok erken olan güneş daha can acıtıcı ve tepede olduğu için hep soyulma, kızarma, işte toplama gibi şeyler olabiliyor. Bu bilgilerle ne yapacağız? Biz programı böyle bir devam yani, ettireceğiz. Alın da cebinize koyun. Yaz geliyor en azından. Pandemisiz bir yazımız var. Kullanın bu bilgileri. Neler olacak bu yaz? Neler yapılacak? Valla bilmiyorum, bir anda pandemi bitti ve bir anda böyle ne olduğunu bilemedim. Ayvalık'a da gittiğimde böyle bir yavaş yavaş insanlarla sosyal hayatın içine giriyoruz. Değişik geldi, bir anda nasıl unuttuk dedim ya. Hani ne oldu o maskelere, ne oldu bir hayat? Anda, bir anda yani. Millet birbiriyle iç içe her yerde. Jilet gibi kesildi. Ya, öpüşeceğiz neredeyse, evet. O kadar yakınız. Anlamıyorum ben de niye bu kadar. Ama dünyada da bitti yani, bir anda korona bitti. Bence COVID bitti. Sürü bağışıklığı bu artık, hepimiz hani bir şekilde kıyısından köşesinden. Evet ya, alıştık yani, ya da oluyoruz, olduk, geçirdik artık. Ya, neyse oldu yani. Gerçekten 3 tane aşı olduk. Her şeyi saldık gibi geldi bana biraz. Filminiz hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Geçen hafta vizyona girdi. Evet. Allah yazdıysa bozsun. O zaman biz bir fragmanı... Ya başrol oyuncumuz aslında hala makyaj, onu bekliyordum. Olsun, biz burada gayet güzeliz. Gıybet Forever. Biz bir fragmanı alalım. Zaten evleneceksiniz. Evet, zaten evleneceğiz. Bir kadın bakıyorum, ne heyecanlandırır seni, hangi yönleri etkiler, doğallığı, samimi... Ya kır şu zincirlerini artık ya, kır. Kırayım değil mi? Ellerimde elem bağları yanıyor. Dur bak, Elif, gördüğün ne değil, duyduğun ayın. Üstelik benim tipim mi yani? Herkes gitti, bu mu kaldı yani? Mutluluğunda gözü olanın gözü çıksın inşallah. Yüzüm! Nişanlım bekliyor, gördün mü bak? Irmağan erkek arkadaşı. Aşk için sevdiklerinden vazgeçsin yani. İmkansız mı? Senin yoluna taş koymak isteyen biri de var. Benim gibi bir adamın torununu bile oyuna getirdiniz. Hayır, benim hakkım değil mi yani, şöyle dirseğime kadar, aynı bileğin bir tık altına kadar Trabzon vurması takmak? Hakkım. Yaşadığımız her tecrübe seçimlerimizin sonucudur. Yalnızca aşk kaderimizdir ve kaderi seçimlerle değiştiremezsiniz. Şaka şaka. Bunu ben uydurdum. Sonunda şey oluyor mu ya? Merak ettim hani o mektup var. Sonunu söyleme. Şimdi olay şöyle gelişiyor beraber. Buyurun. Aslında filmimiz şöyle başlayıp şöyle bitiyor. Dipantlı gidermişim. Spoiler'ı verelim. Buyurun, hikayeyi sizden alalım. Hikaye yani aslında çok yakın dört arkadaş ve aşk, batıl bir inançla başlayan bir hikayemiz var. Tabii ki de konumuz aşk ve benim başlattığım bir batıl inançla başlıyor. Ama bu hepimizde yok mu? Evet. Yani hepimiz aslında inanıyoruz ki ben inanan da bir insanım. Bir dakika. Evet. Yani yastığın altına konulan anahtar ve rüyada görmeyle başlayan bir hikaye. Ben tam orada Songül karakterinin böyle bir mahalle kızı. Ondan sonra mahallede büyümüş, annelerinden falan hep o işte batıl inanç kültürlerini falan almış. Bunda diğer kızlara şey yapıyor. Çünkü ben koca meraklısını oynuyorum ve evlenemiyorum tabii ki de. Koca meraklısını oynadığım için her şeyi yapmaya çalışıyorum. Aman rüyamda görürüm, aman orada karşılaşırım, o anahtarı buraya koyuyor falan. Herkesi kandırıyorum ve hikayemiz öyle başlıyor. Çünkü Gonca rüyasında
acaba ne görüyor? Aa, rüyasında evet. Bir de önce mektuplaştığı biri var değil mi? Evet. Şimdi burası bana şimdi hiç orayı mantıklı gelmedi. Şey gibi geliyor. Niye? Çünkü mesela kaç yıl önce mektuplaşıyormuş? Çocukluk. Yani 15-20. Evet. Yani o yaşlarda. Tamam, Facebook yok muydu? Var mıydı o zaman? 2006'da falan vardı Facebook. Yani ama mektup arkadaşlığı farklı bir şey ya. Yani hala devam ettirenler var mesela. Hayır hayır. Sebep. Mesela çocuğun nereye gittiğini insan bilmez mi? Şimdi Instagram'dan eklersin değil mi? Mesela hani takibe başlarsın falan. Ama bu hikayede yani öyle... Instagram falan da hani o zaman da hani daha 2006'da bu kadar yaygın değil. Sonraki yıllarda merak eder insan. Evet eder. Yani şimdi ben biriyle mektup arkadaşım yıllarca, sonra yollarımız ayrılıyor. Instagram'da da bir şey açılmış. Şimdi merak eder bir bakarım değil ama mi? Ama belki orada bir şey vardır. Neden mektuplaşıp nasıl birbirlerini bulamayacaklarıyla alakalı bir bilgi vardır. Hadi ya evet. Orada çok mu can alıcı bir şey yani var? Yani çok can alıcı değil de yani belki birbirlerini bulamayacakları bir isimleri vardır. Ya ben itirafta bulunayım mı o zaman? Ben çocukken yani böyle 14-15 yaşındayken gerçekten ilk yattığım evde anahtarı yastığımın altına koymuştum. Ben hala koyarım. Hadi. Ben seviyorum. Yani o filmdeki karakterimi devam ettiriyorum. Ben hala ona inanırım. İlk defa birinin arkadaşımın evinde kalacaksan, bir yerde kalacaksın, evin anahtarını koyarım yastığımın altına. Peki bu otel olursa da otel o kartı yok, mı konuyor? Yok. Onu yapmadım daha bugüne kadar. Ev olduğunu biliyorum ama yani hiç de görmedim mesela. Hiç hatırlamıyorum ya da gördüysem de. Ya bugüne kadar denk gelmedi ama yaparım. Bizi kandırdılar mı acaba ya? Valla gören ve gördükten sonra evet evlendim diyen var. Belki bilinçaltında eskiden hani benzetiyor da olabilir ama bunu duymuşluğum var yani. Arkadaş, hatta arkadaşlarımdan bir tanesiydi yurt dışında. Kocasına öyle biri söylüyor ona da. Aman yapayım ne olur diyor. Sonra kocasıyla karşılıyor dışarı üniversitede ve o rüyasında gördüğü kişiymiş. Aa. Bayağı anlatıyordu çünkü. Aynı tip bir adamla evlendi. Yani hani evet yapıyoruz. Ama tabii biz kadınlar yapıyoruz. Erkekler yapıyor mu onu bilmiyorum. Hakikaten erkekler demiş ki ilk kaldığı evde anahtarı. O sızar kalır orada yani, ya evet, erkekler. Yani evet öyle bir durum var. Yani anahtarı isteyene kadar 3. saniyede. Onlar oyun oynasınlar falan derken giderler zaten. Yani hiç böyle bir şey yani merak edip yapıp da gören var mı acaba? Onu merak ettim ama şu an. Çünkü erkekler için evlenmek taçlandırılacak bir inanış gibi değil. Yani kadınlarda o çok büyütülüyor. Evet de şu an günümüzde biraz değişti gibi. Erkekler daha meraklı gibi görüyorum. Evliliğe. Ben. Evet. Yani erkek arkadaşlarım etrafımdaki daha çabuk evlenmeye meraklılar. Kadınlar daha özgürlüğünü ayaklarının üstünde durmaya. O bence yaşla ilgili bir şey. Bir taraftan gözüm kapıda da geliyor mu konuğumuz diye. Öznur Hanım makyajdan çıktı mı diye merak ediyorum. Haber alan var mı kendisinden? Alıyorlar. Aa tamam. Evet söyle Hande, bir şey söylüyordun. Almıştır canım, hiç evlenme teklifi almış mı diye soruyorum. Ben bir mi? Tane ben nişan attıydım. Hani evet ya ben bile biliyorum, bak bunun hiç alakam. Ha pardon, reddetmek yani reddettiği bir teklif almış mı yok diye böyle. Yani zaten bir kere aldım ve reddetmemiştim ama sonrasında devamı gelmedi. Vay be nişan. O insan aslında bir şey söyleyeyim mi, şey oluyor. Harcadığı emeği düşünerek vazgeçemiyor ve sonra daha büyük bedeller ödüyor ya. Aslında orada bir dönmek gerekiyor değil mi? Ya ben ona değil de ben daha çok emek harcayıp bir yerde şalteri kapatanlardanım. Ben dibine kadar sıyırırım bir ilişkiyi ama bittiği yerde de biter. Yani hatta o seven, aşık olan kadının ben olduğuma inanamazsınız. Yani bir anda o şalter kapanır, elektrikler gider. O tapan, seven, her şeyine annesi gibi davranan, işte gözünün içine bakan kadın bir anda yok oluyor bende. Bilmiyorum neden olduğunu. O yüzden de hiç öyle bir hani aman geri döneyim, o kadar yıl emek verdim, birazcık daha hani şey yapayım bir şeyim yok. Yani bir yerde bitiyorsa bitiyor ve bir de ben şeye inanmıyorum. Bir şeyleri kurtarabiliriz, bir şeyleri değiştirebilirim. İnancına inanmıyorum çünkü... Aynı kişiyle siz de çıkınca aynı şeyle geliyorsunuz, hevesle geliyorsunuz, değiştirebilirim ama değişmiyorlar yani. Ya öyle kabul edeceksiniz ya değiştirmeye çalışmayacaksınız. O zaman da mesela siz şalteri indirince bu sefer karşı taraf ne oldu ya deyip peşte koşmaya başlıyor. Evet öyle bir şey bu var yani. Bu kadın değişti diyor. Kaçan kovalanır yani bu. Hiç kimsenin değişmeyen bir kuralı. Mutlaka giden geri döner. Merkür retrosu geliyor. Giden geri döner. Makyajdan birisi geri döndü. Vallahi geç kaldı aşk şimdi olsun. Gömmeye... Nerede oyuncaklar? Hemen dedikodumu mu yaptınız? Aşk olsun. Benim işim gömmek. Ama ben sizi hiç böyle tanımıyordum. Yalnız bu boy nedir ya? Çok sinir bozucu. Dedim ki ayağa kalkmak yasak. Fakat oyuncak getirmemişsiniz. Nasıl ben bilmiyordum. Öyle bir şey söylenmedi. Evet. Ay nerede menajer? Nerede menajer? Menajer orada. Oyuncaklar nerede? Böyle bir geleneğiniz nerede mi var? Evet. Her sefere çift getirelim. Bu sezon biz buna başladık. Çocuk hakları bu seferki temamız bu sezon ama geçer. Ay, sezon bisiklet ölümleriydi. Onu ormanımızı kurduk.
sezonda çocuk hakları dedik. Her gelen konuğumuz, bunlar konukların hediyeleri. Bizlere oyuncak ben getirdi. Ben diyorum niye böyle içerisi değişmiş bir konsept? Neyden bizim bilgimiz yokmuş? Şimdi şöyle yapacağız. Sezon sonu bunları paylaştırıyoruz. Bir kısmını doğuya götürüyoruz. Ben götürüyorum. Bir kısmını da cezaevindeki çocuklara, anneleriyle, kadın cezaevindeki çocuklara düşündük. Bakalım prosedürleri aşabilirsek. Dolayısıyla böyle bir şeyimiz olacak. Ama sizi bu zevkten mahrum bıraktılar. Yok, hayır. Ben Dertine çift getireceğim. Ben de. Hem de bir kere daha görüşmüş oluruz. Evet. Vesilemiz olur. Biz Ama hemen gönderin ya da getirin. Neden? Artık sezon sonuna geldik yavaş yavaş. Çünkü biz buraya gönderelim. Valla evet. Doğru. Ama ben gönderildiğinde yaptığı görevini gönder dettiririm ama size onu ama arkamdan konuşturma. Valla söyleyeceğim. Tamam. Valla Pelin Öztek aha da gönderdi bunu gönderdi demezsen benden olur. Tamam göndersiniz. Tamam mı? Tamam. Ama bu arada bu cezayı yemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Şimdi iki cezanız var siz seçeceksiniz oyuncak getirmeyelim. Bir tanesi duş başına şarkı söylemek. Merak etmeyin buradan sus çıkmıyor. Böyle şakalarımız yok bizim. Duş başına şarkı söylemek. Bir diğeri de hula hoop çevirmek. Hangisini arzu ederseniz? Ben şarkı başını seçtim. Siz Pelin Hanım acaba? Güzeller güzeli Pelin Hanım. Pelin nerede çevirsin? Nerenize çevirmeyi acaba uygun gördün? Kol ve boynu da çok daha güzel çevirebiliyorum. Gerçekten. Evet. Ben de bilmiyordum böyle bir. Vav wow, nerede? Boynumda veya kolumda, elimin içinde. O zaman hepsini de elin içinde herkes çevirir. Yani kol. Ha. Kolda da çevirir insanlar, boyunda da. Bunların hiçbiri şey değil, bel. Bel dönmez ki hop der gider. Yani döndüreyim ya hop yaparım gider. O zaman şey hiç başaramıyorum. Duş başına şarkı mı? İyi şarkı olsun. Haydi bakalım tamam. Aynen ne oldu? Evet. Şöyle bir şey, veresiye satan peşin satan şekli. Ben peşin satanım yani hemen alıyorum. Evet. Allah. Ama böyle şarkı söylediğince asla gelmez ya şarkı. Evet Pelin ne söyleyeceğim? Ama mesela son zamanlarda dilinize ne dolandı? Arabada, duşta. Aa gelirken ben bir şarkı dinlemiştim. Ne böyle? Neyi daha çok böyle dilde fark etmeden? Tamam ben buldum şarkımı. Buyur. Önce de o zaman da şarkısını. Arabada gelirken dinledim. Çok güzel eskilerden nostaljik bir şarkı. Hadi. Başlıyorum. Hadi bakalım. Yok yok şaka yapıyorum. Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok. Bir yağmurun içinde ateş böceği misali bir yanık bir söndü gibi bir şey. Bayağı iyi yerden de bilindik şarkıdan geldi. Çok zor bir şarkıyı söyledi. Evet, çok biraz zor bir şarkı bu. Evet niye böyle kazık bir nasıl şey girdi mi dedi yani. Yani hani şey de var yine bir gün nihayet rast makamı gider bir şekilde dört dörtlük bir şarkı bu çok zor. Buyurunuz Pelin evet, Hanım. Zor şarkıdan girdiğiniz için teşekkür ederim. Asla gelmiyor şarkı. Haykıracak nefesim. Haykıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır olduğun yeri gözlerim görmese ben bulurum yine. Bir şey bırakın. Bitirmedin. Çıkamıyorum. Kalbim durduysa inan çarpar seninle. Bravo. Ben biraz sesimi Cunda da bıraktım da denize girdiğim için oradan bir normalde şarkı söylüyorum da şu an sesimin yarısı Cunda da kaldı. Geri dönünce bir dahaki programa daha iyi bir şarkıyla gelirim ama oyuncağımı unutmam o zaman. Oyuncağım. Hayırlı uğurlu olsun filminiz geçen hafta vizyona girdi. Biz fragmanını az önce izledik. Evet. Gişesi bol olsun. Kapılar, bacalar, pencereler yıkılsın. İnşallah. Herkes önünde kuyruklar oluştursun. Evleneceğiniz adam rüyanızda görmek için gittiğiniz ilk evde anahtarı yastığın altına koyanlardan mısınız? Bu kadar net. Yok net bir soruydu. Ben çok yaptım da bunu. Yaptınız mı? Gördünüz mü peki? Hayır. Ben de çok yaptım bir görmedim. Ben galiba bir kere denedim ama ben de görmedim. Yani. Ya da gördüysem hatırlamadım yani. Ya çok önceydi. Herhalde üniversite yıllarında filan. Böyle işte bir heyecanla hani yine arkadaşlarımız aynı filmde olduğu gibi koymuştuk. Ve ben böyle abuk subuk şeyler görmüştüm. Böyle ormanlarda falan dolaşmıştım. Acaba hiç evlenemeyeceğim ve doğaya mı vuracağım kendimi bilmiyorum. Ve bu ne biçim rüya deyip kalkmıştım. Hiç öyle bir şeyim olmadı yani deneyimim. Ama çok yani ürkütücü bir şey aslında. Hani yatıp da spesifik birini görerek uyanmak hem korkunç hem
Ne bileyim, heyecan verici, mistik bir şey gibi geliyor bana. Ya gerçekten o kişiyi karşılaşırsa ben kekeme olur mu? Ya ben şöyle bir şey var. İnsan beyni çok hileli bir şey yani. Evet, çok yani. Oyuncu ya. Şimdi diyelim ki ben beni rüyamda gördüm. O sabah kalktım. Aradan böyle birkaç zaman geçince bu sefer onu gördüm ya. Mesela etrafa öyle bakıyorum ya. Tabii. Beyin sanki karşıma çıkan birini oymuş gibi beni inandırabilir o rüyada. Hmm. Ben hiç yaşamadım ama olabilir böyle bir şey. İnsan önce hatırlamak lazım ama tabii. Doğru. Yani beynin kendini ikna etme ve kandırma konusundaki başarısını hani anlatıyor bütün uzmanlar. Onları dinledikçe ben de hep şey diyorum bazen. Acaba hani bilinçaltım bir şeyi rüyada beni ikna mı ediyor? Anlatamadım ama evet. Bir şeye ikna mı ediyor ben acaba beynim diye. Bazen öyle manipüle edebiliyor bence. İnsanın beyni kendi kendine. Evet. Yani peki bir şey soracağım. Konudan konuya atlıyorum ama meraklarım da var yani. Şimdi sizin de çok dizi, film çok yoğun geçiyor. Evet. Sizin de öyle çok yoğun geçiyor. Şu soruyu unuttum tabii şu anda. Şu anda tamamen döndürüyorum. Böyle mi geçecek? Hayatınız böyle mi geçecek? Yani yeni sonra... Biri bitiyor, biri başlıyor falan. Sunucunun şu anda kabus anları. Böyle mi geçecek hayat? Valla böyle geçecek. Benim işte film yayınlanıyor. Ondan sonra yeni bir tiyatro oyununa başlayacağım. Provalarına. Hangisine geliyor? Burak Sergen'le birlikte Allah'ım başlıyoruz. Allah'ım yere tutundum. Evet. Burak Sergen tiyatro kurdu. Burak Sergen tiyatrosu diye. İlk oyunda Yanlış Çift diye. Eylül'de başlıyoruz inşallah. Şimdi provalara başlayacak Galın bu koşturmacısı bitince. O zaman söz alayım mı? Evet. Yani Eylül-Ekim hani beraber geliyorum dedim. Beraber o zaman daha iyi şarkı söyleyeceğim, söz veriyorum. Beraber geliyorsunuz yani Yanlış Çift olarak. Tamam, geliriz. Siz de? Biz de tiyatro oyunumuz bizim devam ediyor. Hı-hı. Moda sahnesinde Mert Fırat, Çağlar Yalçınkaya, ben, Bütün Çılgınlar Sever Beni diye 3 kişilik bir vodvil oynuyoruz. Zaten benim 8. yılım, oyunun 9. yılı. Oyunumuz devam ediyor. Sizi bekleriz. Bence sizin çok seveceğiniz bir oyun ya, bu müzikal... arada. Değil. Tek perdelik bir vodvil. Ha, vodvil. Ama müzikaliniz var mıydı? Oyunda. Hayır, müzikaliniz yok değil müzikalim mi? Müzikalim yok ama ben zaten konservatuvar mezunuyum. Klasik okumadığınız batı. Şey yok ki zaten. Bastım böyle, bu ne dedim ya Hande, ya bu nasıl bir hayat? Evet. Şeyde de, oyunda da flüt çalıyorum. Bayağı yani klasik repertuardan eserler çalıyorum. Bach, Mozart falan gibi. Aynen, kısa. İlginizi çeker diye düşünüyorum. Çok çeker valla. Vodvil de çok severim bu arada. Yani vodvil de ne kadar unutuldu aslında. Çok yapılan bir şey değil. Yani Türkiye'de çok sevilen ve aslında yaşayan bir janrı. Yani bir dönem çok yapıldı. Evet. Ama şimdi biraz da değişik bir şey oldu ya. Tiyatro tiyatro yani, eğlence ve müzik birazcık daha ya çok sert oyunlar var ya çok popcorn oyunlar var ya da müzikale, bu aralar müzikal çok revaçta ve yani iki kişilik böyle hani pat oyna. Hatta tek. Evet, tek kişilik oyunlar bir de şey oldu. Çoğal. Müzikli. Evet. Tek kişilik oyun zor bir şey midir? Oynayan için. Yani stand-up gibi değil de böyle tekste bağlıysa bence kolay ama doğaçlama üzerinden giden bir şeyse bir tık zorlayabilir. Çünkü seyirciye bağlı oluyor o zaman tek kişilik olduğunda. Bazen de gelen seyirciden o etkileşimi almadığınız zaman çok zor olabiliyor sahnede kaldığınızda. Tabii seyirciye göre şekilleniyor çünkü oyun. Seyirci oyunun bir parçası. Hı-hı. Yani diyorum 8 yıldır ben bu oyunun içindeyim ve biz genelde matine suare oynuyoruz. Biri 4'te, biri 7'de ya da 8'de oluyor aynı gün içinde. Çok yorucudur. Ben hiç yorulmuyorum. Hı-hı. Çok zevk alarak oynuyorum. Yani klişe bir laf etmiş olacağım ama gerçekten öyle. Tiyatro yormuyor. Zevk veriyor. Çünkü her oyun yeni bir şey katıyor size. Hepsi aynı olmuyor. Hakikaten şey öyle. Gibi değil. Televizyon gibi hadi başlanalım falan değil. Çünkü o dediğimiz gibi yani seyirci yön verdikçe siz de kendinizi geliştiriyorsunuz. Her oyun bir okul oluyor. Her oyun yeni bir tecrübe oluyor. Aynı oyun olmuyor zaten hiçbir biri. Evet. O yüzden de hani... Mesela günde 4 kere mi oynamak istersiniz oyunu üst üste yoksa biz dizide mi oynamak istersiniz deseniz ben 4 kere oyun oynamak isterim. Ya sahnede olmak öyle bir şey. Evet, değişiyor çünkü. O bahsettiğim 4 seyircisi ve atıyorum 7 seyircisi arasında bile o kadar bazen dramatik farklar oluyor ki bazen şey diyoruz hani bu oyun seyirciyle beraber çok garip bir yere sürüklendi. Çünkü biz de onlarla beraber oraya gidiyoruz. Bazen de diyoruz ki seyirci o kadar algısı açık ve hani her yeri o kadar anladı ki biz onlara yetişmeye çalıştık. Yani bazen sen seyirciye yetişmeye çalışıyorsun. Bazen de onu arkana takıp hadi gidelim diyorsun. O bakımdan çok mesela her oyunda aynı teksti oynamana rağmen her şey aynı da. Hani normalde düşündüğünüzde her şey aynı.
ama hep farklı. Yani bunu seyir, yani siz bile aynı oyunu aynı gün içinde iki kere izleseniz şunu farklı oynadınız dersiniz. Hı. Aynı şeyi oynuyoruz ama o enerji, o sinerji, o bütün işte etkileşim, her şey farklı oluyor. Bazen mesela bir tabir vardır yani. Yani ilk sahneye çıkan alır veya ilk reaksiyonu bekler. Japon seyirci dersin, anlarsın. O animatöre tak demektir. Hani bu böyle gidecek yani. Seyirci o zaman hiçbir şeye tepki vermez. Almıyor bir türlü. Hiç almıyor yani. Enerji uymamış demek. O hani donuktur, öyle hiçbir şey anlamıyor demektir. Hani o oyun kendiliğinden sen de zevk almazsın zaten. O böyle tak 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 gider. Ama bir oyun vardır. Böyle normalde bir saat sürüyorsa oyun. Öyle bir seyirci gelir ki o uzar. Aynı oynuyorsunuzdur ama siz de yani bir tadını çıkara çıkara oynadığınız için 1 saat 15 dakikada biter mesela. Japon seyirci, Hande soruyor bunu. Japon seyirci, yani o almayan oyunu seyirci geldiğinde daha onu yükseltmek için siz çabalar mısınız? Çabalıyorsunuz sahnede? Canım. O zaman da enerjiniz ama nasıl gidiyor? Böyle yırtınıyorsunuz böyle. Hadi olacak. Bunda da olacak. Ah, bende de. Abi yine karşıma. Bunda gidiyor bende de. Şimdi kapı duvar bir konuk geliyor. Ay Allah'ım ya 45 dakika nasıl geçecek? O değil kadar mi? O kadar fenalık ki onu yükseltmeye çabalarken. Aslında siz isyan ediyorsunuz ama ben sizi takip ediyorum. Uzun zamandır izliyorum ve çok da beğendiğim birisiniz. Çok teşekkür ederim. Siz bazen konuktan performans alamazsanız hemen isyanı basıyorsunuz. Evet. Aa böyle olmaz ama biliyorsunuz. Ben çok gülüyorum sizin o çıkışlarınıza. Yani çünkü peki siz düşünür müsünüz bu programı bir sahnede canlandırmak? Çok isterim. Ya ben de buradan hemen söyleyeyim. Hayır, projelerimiz var belki birazcık daha stand-up'umsu bir şeyler düşünüyoruz. Daha böyle bir sahneye yönelik ama bakalım tabii benim 40 fırın paradan ekmek haber verin. Benim 40 fırın ekmek yemem gerekiyor. Yani bir şey orası başka bir şey. İnsan hani her yeni işe başladığında ilkokul çocuğu gibi oluyor ya ben de öyledir. Hani benim meslekte belki 36. yılım ama hala hiçbir şey bilmiyor gibi çıkıyorum. O da çok başta böyle şey yapıyor. Sudan çıkmış balık gibi. Sizde de olur mu bilmiyorum. Ya her seferinde yeniden bir heyecan. Sanki mesela ben her tekst önüme geldiğimde ezberleyemeyeceğim. Kesin olmayacak. O bir panik oluyor. Işte nasıl evet, o ezberi aynen. Yapamayacakmışım. Evet. Kesin unutacağım. Bu kadar şeyi nasıl ezberleyeceğim? Ben nasıl ezberliyordum daha önce? Yaşlandım kesin falan diye böyle kendi kendimi dolduruyorum. Daha 15. günde bakıyorum çatır çatır akmaya başlıyor. Hani bir panik oluyor, panik atak oluyor yani bende. Aman yapamayacağım falan. Bir de her oyuna çıkarken bir kalırım böyle sahne arkasında. Bir sesim böyle titrer hep. Heyecan. Evet ama o heyecan bitti mi de bitiyormuş. Hmm. Hep öyle derdi babam. O yüzden heyecan kaybetmemek en güzeli. O içindeki tabii. Enerji zaten seni o sahneye fırlatıyor. Evet. Ya şimdi şey diyeceğim hani sizle ilgili iki şey çok konuşuluyor. Bir kilo alıp ben nefret ediyorum artık asla öyle bir konuya girmeyeceğim de yani çok şey hani böyle geldi artık. Bu ne ya? 8 yıl oldu yani. Bu ben ne ya? Alıştım. Bir kadını hani sürekli Google'da bilmem neyle. İkincisi babanız. Hı hı. En son katıldığı program bizimkiydi. Aa. Teke tek gelmişti böyle. Yani çok çok değerli tabii. Çok da hani çok sevdiğimiz biri. Onu söylemeye bile gerek yok. Şimdi bir yıl geçti değil mi evet. Seneyi devriyesi? Evet. Birkaç ay mı oldu? 8 Mart. 8 Mart tam 2 ay oldu. Şey gelirdi, siz onu yaşadınız mı onu merak ediyorum. Onu bir yaralardan tanışma anlamında sormak istiyorum. Sizi üzmek değil. İlk bir yıl çok şey birini kaybettiğiniz zaman ilk bir yıl çok önemlidir. Çünkü ilk onsuz doğum günü, onun doğum günü ilk geçen, ilk bayram, ilk yılbaşı, ilk babalar günü. Böyle gider. Sonra ikincilerde. Yani. İkincilerde yani normalleşmek demeyeceğim ama birazcık yani daha normalleşecek böyle bir şeymiş gibi değil yani bence. İnanın ben mesela babamın doğum gününü babamın bütün liseden sınıf arkadaşlarıyla kutladım. Hı-hı. Hani hala yaşatıyorum. Yılbaşında bir zor oldu. Çünkü bizim yılbaşında adettir. Kim nerede olursa olsun saat tam çift sıfırda herkes birbirini arar. Bu sene tabii ki de olmadı. Ama onun dışında ben şöyle kandırıyorum kendimi galiba. Çocukken özellikle turneler böyle bir ay falan yapılırdı. Bir Efes Oteli'ne giderlerdi. O işte fuar zamanı bir ay olmazdı. Sinema filmi çekimine giderdi babam. 1,5 ay, 2 ay olmazdı. Veya Gora çekiminde 3 ay yoktu falan gibi. Yani böyle o kadar uzun süreçlerde gidiyordu ki sanki öyle bir film veya turneye gitmiş gibi hissediyorum. Sanki bir gün gelecekmiş gibi. Çünkü aynı mesleği yaptığımız için zaten son zamanlarda onun seti, benim turnem, benim setim falan derken zaten o uzaklaşmayı mesleki olarak yaşıyorduk. Ben öyle bir şeye geldim. Yani sanki şu an bir sinema filminde veya turnede gibi algılıyorum. Bence hala kabullenmedi öyle. Yani. Ben zaten hepsi de yukarıda o sahneyi kurdular oynuyorlar gibi geliyor. Tek tek hepsi gitti. En sonunda arka Kaptan arkaya Fatih. Bir de yani. En sonunda Feryan abi kapıyı kapattı. Onların yanına gitti. Bence orada daha güzel bir sofra ve muhabbet var gerçekten. Allah her akşam onlar
Acaba ülkeyi kurtarıyorlar mıdır yine memleketi? Bence artık hiç kullanmıyorlardır yani. Aman saldırmışlardır. Valla oluyordur herhalde. Ne güzel yani, nur içinde yatsınlar. Hepsi büyük değerlerdi zaten. Ölüm zaten nasıl algılandığınızda da çok, benim de mesela çok hani herkes gitti ama oradalar. Öyle hiç evet. Gitmişler gibi. Unutulmuyor galiba değil mi? Yani var mı sizin bir kaybınız? Yani evet, ben de çok sevdiğim birini geçen yıl kaybettim. Daha bir yıl olmadı benim ama. Yani senin duygunu çok iyi anlıyorum. Çünkü hakikaten benim de ailemden biri gibiydi. Hatta ailemden biriydi yani. Garip bir şey yani, ben dönem dönem mesela böyle bir patlatıyorum, bir ağlama şeyim oluyor. Mesela benim de Cunda'da oldu. Mesela Cunda'dayken ben bir yıldır gitmemiştim. Çünkü bütün anılarım Cunda'da olduğu için. Bu yıl ilk defa gittim. İlk üç gün çok güzeldi. Dördüncü gün bir anda iptal. Bir boşaldın değil mi? Ama şimdi bir dahaki gidişe daha rahat olduk. Demeye çalıştığım tam oydu. Hani hep ilkler çok koyuyor insana. Ya bir de benim için ilk tecrübe. Ben çünkü hani bütün aile büyüklerini kaybettiğimde çok küçüktüm. Ya benim ilk kaybım oldu bilinçli olarak. O yüzden birazcık da hani ne oldu dedim yani bir anda. Ya herkesin anne babası çok kıymetli tabii ki ama böyle topluma mal olmuş bir değeri uğurladığımız zaman da yani hem insan babasını özlüyor hem de o değeri özlüyor. Yani bu ikiye katlanan bir şey. Sadece baba olarak özlemiyor. Bir de öyle bir tarafını özlüyor o adamın. Oturup belki akşamları işte sohbet etmeyi özlüyor. Derin onu o yap yani, değil mi? Yani bir de biz baba kız olarak bütün şeylerimiz de hobilerimiz de aynı olduğu için çok hani ortak noktamız vardı. Mesleki olarak danışmak istiyorsun mesela, özellikle ilk bir yıl hiç televizyonda bir şey yapmak istemedim. Çünkü danışacağım kişi yok diye veya bir şey kanıtlayacağım biri yok gibi geldi böyle. Hani çünkü hep babama oynuyormuşum gibiymiş demek ki gibi algıladım böyle. Ama şimdi yavaş yavaş düzeliyor. Mesela direkt ilk tiyatrodan dönmek istedim. Hani ait olduğum, ilk büyüdüğüm yerden. Öyle bir değişik yani ama hani çok da kaybetmiş gibi hissetmiyorum. Yani hala buradaymış da biz yoğunluktan görüşemiyormuşuz gibi. Öyledir işte. Minik kandırmalar diyeyim. Evet evet, yok onu yapmak gerekiyor bazen hakikaten. Yani biraz böyle yatışmak gerekiyor. Çünkü o duyguyu çok harlarsanız bu sefer de günlerce böyle bitkisel hayatta insan yaşıyor. Yani dengeyi bulmak lazım. Tabii ki de bir yas süreci bu. O yası tutuyorsunuz, onun evreleri var. Herkesin de başına geliyordur belli boyutlarda. Ama o kişi asla unutulmuyor. Asla onu unutmuyorsunuz. Hatta hani yaptığınız bazen her günlük aktivitenin bir yerinde bile olabilir o kişi. Çok paylaşım içinde olduğunuz biri ise. Ya hafif böyle bir şey, buruk bir gülümsemeyle hatırlama herhalde dediğiniz gibi boyutuna geçip öyle fixleniyor. Yani her seferinde de ağlamıyor insan belki de. Yok, her seferinde ağlamıyor. Ama tabii benim de yani aynı mesleği yapınca bir de insan bir süre öyle oluyor. Yani ona sanki kendimi ispat ediyormuş gibi akıl danışacağım kişi gitti. Öyle, benim babam da gazeteciydi. Ve o dönem yani akıl danışacağım kişi gitti. Şimdi bu haberin peşindeyim. Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Canlı yayınları ben yapacaktım. Eyvah, şimdi hani babam yok. Ne yapacağım ben? Yolumu bulamayacağım. Hani o kadar iyi bildiğim bir his ki. Şimdi bana hatırlattınız. Aslında o kadar iyi biliyormuşum ama unutmuşum. Unutuyor işte insan. Öyle mi? Yani böyle böyle şey yapıyor. Değişiyor. Çok ilginç. Yine niye siz soğuktan korkuyorsunuz? Kim korkmaz ya soğuktan? Sanki bu şey gibi. Ne güzel, niye korkuyorsun filan gibi. Donuyoruz soğuktan işte ya. Neden bilmiyorum. Ama ben çok üşüyorum. Yani kan tahlillerim normal. Bedenim normal. Hiçbir bozukluk, hiçbir şey yok. Ama herhalde annem bizi küçükken çok sıkı mı giydirdi artık, nedir bilmiyorum. Mesela yazın ben çok rahat çalışırım. Hiç terlemem. O benim ismim, ben de öyle. Misler gibi çalışırım. O sıcaklıkta rahat ederim yani. Ama kışın o incecik elbiseyle hani diyelim bir sokakta yürüyüp eve girdiğin sahneyi çekerken yani gerçekten hayata küsüyorum. Buralarıma kramplar giriyor titremekten. O benim korktuğum bir şey oluyor. Hatta böyle şeyler vardı bir ara, sorular. Size de soruldum işte, nasıl ölmek istersin işte, yanarak mı donarak mı yoksa olmaz mı ya? Evet. Yanarak mı donarak, nasıl bir donarak manyak mısın? Demiyordum yani, düşünün o derece. Yani donarak ölmek bence çok daha... Ama uyuyor ya, donarak ölürken hani uykuda gidiyor ya aslında. Valla benim için de zayıfladıktan sonra bu konuyu ben kendim açıyorum ama üşümek çok kötü. Ben sette bayıldım çünkü. Zayıflayınca mı daha çok üşüdün? Ama bana doktorumun ilk söylediği şeydi yani, hayatta tek bir şey olacak. Çok fazla bir yağ kütlesi kaybedeceğin için ömrün boyunca çok üşüyeceksin dedi. Hayat Şarkısı dizisindeyken Tayanç Ayaydın'ın üzerine doğru üşürken... ince ipek gömleğim ve üstünde böyle tril bir, bir trenç kotum, stilettolar falan derken ama Kartal Adliyesi'ndeyiz. Zaten orada 4 mevsim.
En son Cem Karcı'nın ayaklarını hatırlıyorum yönetmen masasından bana doğru koşarken. Sonra bir uyandım, fön makinalarıyla beni adliyenin içine yatırmışlar. Isıtmaya çalışıyorlar. Sonra bir kere daha çenem kilitlendi diye bir şeyden, ormanda. Benim için de üşümek 8 yıldır lanet bir şey. Çünkü ben eskiden kışın hiç üşümezdim de. Benim daha da beter. Kışın böyle kısa kollularla falan gezen ben şu an böyle yazın yel etse ay bir kot ceket mi alsam üstüne falan oldum. O tatsız yani üşümek. Evet, can sıkıyor hakikaten. Bayağı ağlıyorum falan yani, canım acıyor. Ama can yakan bir şey üşümek yani. Evet, insanın canı can yanıyor. Yakan bir şey işte. Ceyhun'un bir sorusu var. Yazın denize çok girmeyenlerden mi diyor? Nereden bildin? Nereden bildin Ceyhun? Doğru. Ha. Üşüyenler girmez çok. Ya da Antalya gibi bir evet. yerde. Ben... Ha. Ne diyor? Ha. Yazın denize girmeyenler hayatı boyunca koca bulamazmış diyor. Hayır, öyle işte. filme vurayım. Şey diyor. Bir araştırma yapılmış diyor. Yazın çok denize girmeyenler, o tuzlu suyu ve şeyleri, mineralleri almayanlar çok üşürlermiş hayatları boyunca. Ay yok diyor. Yalan söylüyor. Allah. Denizden çıkmam çünkü. Yani mesela soğuk denizde şu an yani ama başka 14 diyor. Derecelik denizden ha. geliyorum. Cihun bak çok üşürüm. Ama eski bir yüzücü olarak da yani bütün yaz suyun içindeyimdir. Hatta yosun tutacaksın falan derler ve soğuk deniz severim. Ve üşüyorsun ha. değil mi? Evet, üşüyorum ama soğuk deniz severim. Zaten Ayvalık'ın denizi çok soğuk. Çok bana soğuk ya Ayvalık'ın denizi. O umudu da elimden aldım. Ben şimdi bu yaz mesela hep denize girip deneyecektim yok, bunu. Yok yok, deneyin. Öyleymiş. Ceyhun diyor ki ben girdiğim yıllar üşümüyorum diyor. Girdiğim Allah yazlar. Allah. Ben de eski yüzücüyüm, üşümüyorum ama diyor. Benim ameliyatla alakalı. Evet. Belki yani o olabilir. Şey olabilir. İyi ki oldum diyor musunuz? Evet. Ya mutlusunuz şey anlamda yani hani oldum yani tamam yaşasın. Yani değişimden de mutluyum sağ ama benim için ilk başta sağlık açısı olduğu için sağlığımdan çok mutluyum. Günde 5 tane ilaç kullanmak zorundaydım o zaman daha 27 yaşında. Şu an hiçbir ilaç kullanmıyorum. 35 yaşında. Gençleşiyorum gidin gidin. Ya bende de şöyle bir korku var kilo almayla ilgili. Sanki hani ayak dizlerime. Evet. Dizlerime çok yük binecekmiş ve vücudum hani bir süreden sonra o kemikler beni taşıyamayacakmış gibi ben bir korkuyla. Şu an 10 litrelik su taşıyamıyorum. Bu benim size bir ricam. Lütfen. Böyle iyi bir fizyoterapist doktor var. Hakikaten. Var mı programınız? Ben kaçırmışım. Ha programı mı çağırayım? Evet. Ne anlatayım? Böyle çok güzel sorular soruyorsunuz çünkü. Böyle çağırıp. Hani nasıl korumalı? Çünkü hep şöyle oluyor ya, benim mesela ailemdeki büyükler, babaanneler, işte anneanneler filan artık yürüyemez hale gelmişler. Onu bir türlü koruyamamışlar. Bizim gibi çok spor yapabilme şansları da yokmuş. Bizim şimdi var yani pilatesiydi bir şeydir. Ki o kasları ve kemiklerini güzel koruyor. Tabii. Onu da yapamamışlar. Dolayısıyla artık böyle yürüyemez hale gelince ameliyat, işte pilatin bir şey filan ve gitmiş. Şimdi biz bunu yaşamak istemiyoruz ve korumak istiyoruz. Fakat şöyle bir alışkanlık var o camiada da. Hani ağrın var mı? Yok. Arada bir işte hissediyorum. Tamam ağrıyınca gel. Ama ağrıyınca artık çok geç. Evet. Yani artık o zaman zarar gördü orası. Bunu korumanın yolu pilates, yoga yap demekten ziyade o hani anatomik olarak şöyle bir anlatılsa bir güzel bir programda değil mi? Bence bu çok önemli. Yani psikolojiyi konuşuyoruz, sosyolojiyi konuşuyoruz, birçok şey. Anatomimizi hiçbirimiz doğru düzgün bilmiyoruz. Ben hele kaç yaşında daha yeni öğrendim pilates hocamla beraber. Yani yıllarca yanlış bir bedenle. Pilates bana çok şey öğretti yani vücudumla yanlış alakalı. Bir bedenle ben yaşıyormuşum. Zannediyoruz ki yani dik durmak ya da işte karın hiç alakası yok. Çok alakasız yerlerden, onların duruşlarından kaynaklı ya. Yanlışlar varmış. Hiçbirimiz aslında bilmiyoruz bunu. Işte. Oturuş ben bozukluğu, bunu... yayılma, tabii. giydiğimiz ayakkabının bile yürüyüşümüzdeki etkilemesi, hatta, yana basma, içe basma, evet, bütün evet. mahvediliyormuşuz. Çok dik durmak bile bir noktada zararlı olabiliyormuş mesela. Çok dik durmak. Yani evet, bunun bir hepsinin bir ayarı, tabii kişiye göre de değişen şeyler var ama ben biraz şimdi bu konuyla ilgili araştırıyorum. Bu konuyu bilenlerle işte şey yapıyorum, konuşuyorum. İnanamazsınız öğrendiğim şeylere ve yani bunları bilmeden okulda da bunu öğretmiyorlar kimse temel sağlık eğitimi kapsamında. Bir insan omurgasını bilmeden nasıl yaşayabilir ki? Yani bizim en temel sağlığımızın... Kalça kemiği ve oluşumu kalça yani. Kalça burada zannediliyor. Evet. Hep buradaymış kalça kemiği. Kesinlikle önde. İşte ben de bunları yeni öğrendim. İnanılır gibi değil. Ben de benim mesela bu konuda yani vücudumu tanımam konusunda öğreten şey okul değil... Pilates oldu işte yani tamamen. O da bir okul gibi evet, oldu işte. Evet öyle oldu yani, vücudunuzu tanıyalım. Evet.
Yine şeye geleceğim. Kadının kadını düşmanlığı. Bizim programda söylemiştiniz siz onu. Hani kadın kadın kurdu. Bir de usta çırak ilişkisi erkeklerde daha çok ama kadınlarda niye yok? Hmm. Ki ben de kendi mesleğimde bunu mesela görememiş biriyim kadın kadına. Ya bence bu birazcık geçmişten gelen bir şey ya. Geçmişle alakalı. Yani şu gün şu zamanda bence daha çok kadın yani hoca var. Ama yani geçmişten hep böyle Hasan Efendi, işte Münir Özkul, işte Erol Günaydın hep böyle tiyatroyu daha çok erkeklerin getirmesiyle günümüze o usta çırak ilişkisi bence öyle ilerlemiş. Ama kadınlar sahnede olamıyordu falan onların yani da etkisi ama var. Olan da mesela öğretmek yerine daha çok geri çekiliyordu. Erkeğe bırakıyordu gibi geliyor. Yani benim de mesela tanıdığım yani babamın tarafından tanıdığım bütün ustaların hepsi erkekti. Ama bence günümüzde dediği gibi Özgür'ün daha da gelişiyor. Yani kadınlar daha öğretmeye, daha mesela çok workshop var kadın oyuncunun ders verdiği gençlere. Eğitim verdi. Ben çok görüyorum ya arkadaşlarımdan da etrafımdan. Kültürel bir şey galiba aslında bu. Yani sadece oyunculukta değil de dünyadaki bir kültür değişimiyle beraber kadınların erkeklere rakip görülmek istenmemesi ve aslında biraz geride bırakılması. Daha sonra kadınlar tabii bütün o dönemki yaşanan şeylerle beraber o haklarını bir nebze ele alıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra falan daha güçleniyorlar maddi olarak. Biraz daha söz sahibi oluyorlar ama hala baskılanıyorlar. Derken kendi aralarında bir rekabete zorlanıyorlar. Yani hep erkeklerin dikkatini çekmek, hep onları mutlu etmek adına bir rekabet var. Ve kadını kadına kırdırma gibi bir şey oluyor. Evet. Kadın da bu zokayı yutuyor yani. Daha sonrasında devam ederken kadınlar artık bir şeye ayıyorlar bence ki o da günümüzde ben şahit oluyorum valla. Bir dakika ya ben hani neden bir kadına düşman olayım? Buradaki problem erkeğin tavrı. Buradaki problem erkeğin, hata erkeğin deyip artık iki kadın yok biz senin yanlış olduğunu düşünüyoruz deyip bu sözlerini de yine de çok az olduğunu düşünüyorum. Az ama evet. Artık çoğalıyor evet. Yani. Hiç yani düşünsene. Yeni nesil yani geçmişten birazcık değil de eskiye göre çok fark evet, var. Evet tabii yani, eskiye göre çok fark var. Düşün. Yani. Yani kendini bir 20 yıl, 30 yıl önce düşün bu sektörde, şimdi düşün. Çok tabii fark canım. Var. Ama yine de mükemmel değiliz bu konuda dünyaya göre yani. Dünyada değil. Yani dünyada da bu ilerlemeler. Evet ama yani kadınlar daha en azından şey olabiliyor yani. Tamam o böyle diyebiliyor. Kendine daha özgüveni var gibi hissediyorum yani. Onlar bizde. Da susabiliyor ama ya sonrasında tabii çıkıyor. Tabii susam ya her zaman kadın susabiliyorlar. Me Too'yla şununla bununla mesela Hollywood'da da değil mi? Pek çok taciz çok sonra çıkabiliyor ortaya. Biri çıktıktan sonra bir olay... Ortaya çıkıyor işte demek. Düşünün herkes. Yani böyle Me Too diye bir şey düşünülebilir miydi? Herkes ne demek falan deyip kendini öne attı. Tabii onu da manipüle eden ya da istismar eden insanlar oluyor. Bu tip şeylere karşı çok dikkatli olmalıyız bence. Yani doğru ve gerçeğin etrafında şekillendiği zaman bir manası var bu tip kavramların ve hareketlerin yani. Ben biraz şey gibi oldum ama. Ben de şimdi bayağı anlattı yani evet, öyle evet. Falan. Ya ben bu konuyu çünkü önemsiyorum. Yani kendim de mesela ilk başladığımda 10 yıl önce başladım oyunculuğa. Yaşı benden daha büyük olan, hani biraz daha ondan bir şey öğrenebileceğimi zannettiğim birçok kadın oyuncu ya da set çalışanının bana çok kaba yani net bir şekilde ve kötü davrandığına şahit olduğumda çok üzülmüştüm mesela. Çünkü onlara hayrandım ya da onların öyle o davranmayacağını hep düşünürdüm. Ve dedim ki aa bayağı kötü birisi bu. Aa bayağı şu an beni kıskanıyor ve kıskanacağı asla biri değilim. Basit şeyleri dert ediyorlardı. Sonra zamanla şunu anladım. Bazı kadınlar öyle bazıları değil. Biraz daha kendini gerçekleştirebilmiş kadınlar öyle biraz daha burada başarıdan bahsetmiyorum. Bireysel huzurdan bahsediyorum. Kendini biraz daha değil mi insan gerçekleştirebildiği zaman kendi özel hayatında mutluluk ve dinginlik yakalayabildiği zaman sizinle çok uğraşmıyor. Ama burada kendi yaşantısında bir huzursuzluk varsa eve gidip kendini yiyorsa. Ben mutsuzsam o da mutsuz olacak. Tabii ya haset var haset oluyor. Haset duygusu çok tehlikeli bir duygu. O yüzden nazar dediğimiz o şey geliyor yani insanlar kendi hayatında olmayan şeyleri sizin hayatınızda varsa onu alıp sen de seni mutsuz ediyor. Evet ben de yoksa sende niye varsın? Ben gülmüyorsam sen niye gülüyorsun? Yani o kendi nefretinin içindeki kötü enerjiyi karşı tarafa vermek. Mesela ben keşke hoca olsun diyeceğim biri vardı. Çünkü gerçekten mükemmeldi. İlk çalıştığım için de olabilir ama gençlere emeği bence o dizide Hayat Bilgisi'nde Ferran Kutman inanılmaz bir öğretmen ve inanılmaz sabırlı bir kadın. Yani bence
Türkiye'de çok inanılmaz bir değer ama şu an hiçbir şey yapmıyor olması inanılmaz. Ve Amerika'da gelsin programı diye o kadar istiyoruz ki Türkiye'ye gelişime dört gözle bekliyoruz bir gelse diye. Çok seviyorum kendisini ve bana çok şey öğretmiştir ne hayat güzel. İlgisinde. Yani bir gün mesela çok saçma ama hani böyle sette toz uçuşur ve boğazınıza yapışır ve bir anda ölürsünüz yani evet. Öksürmekten. Seti kesmiyorlar ama ben gitgide morarıyorum artık öksürmeyeyim çünkü... Lafını kesmek istemiyorum diye bir anda bir kesti. Görmüyor musunuz dedi. Bütün herkesin sıralarının altına küçük su koyacaksınız dedi. Bu çocuklar olmasa işte biz birlikte çalışamayız. Birlikte olmadığımız zaman bu olmaz. İşte onları önemseyeceksiniz falan diye kıyameti kopardı ve kendi eliyle su içirdi bana. Mesela annelik içgüdüsü de var ama aynı zamanda bir bakışıyla sana nasıl oynayacağını öğretirdi. Hiçbir şey söylemesine gerek yok. Şöyle bir bakardı sen ondan direkt alırdın ve yapardın sonra geldi böyle yapardı. Kaptın ha yani mesela. Hayır bu samimiydi. gücünü şey olarak kullanma hali yani olumlu. Hani tabii, tabii. Oradaki setteki gücünü ve ağırlığını insanların yararına kullanma hali. Yani hiç başka bir şey yok bakın. Eşitlikçi dağıtma hali. Herkes ona anne derdi zaten. Bütün set melek derlerdi veya anne derlerdi. İşte ne program mı bitti? Daha yeni konuşuyorduk ya. Olur mu böyle şey aslında? Öznur yeni gelmişti. Ben hiç böyle tahmin etmemiştim burayı. Tamam camları mı kırsak topu atıp? O zaman süt önce kim dedin? Tamam Pelin Hanım'ın Sütlü Nuriye'si gelsin. Yüksek sesle rica edelim lütfen. İlk kez kaldığı evlerde anahtarı yastık altı yapar. İlişkinin dibini sıyırır evet. Sesini cunda da bırakmıştır. Teşekkürler. Yalnız bu yastık altı yaparı altın için kullanıyor. Evet yani. Yani yatırımcı ekonomi dilinde yastık altı altın. Zannedecekler ki böyle herkes anahtarını yürütüyorum evlerine gizli gizli giriyorum. Yastık altı anahtar diye bir şey yoktur ama en azından yeni bir kavram çıkardık. Yastık altı anahtar. Anahtar tabii. Bu da bir yatırım aracı. Yatırım tavsiyesi değildir sevgili seyirciler. Böyle bir şey söyledik. Arkadaşlarım evlerinin anahtarlarını gizleyecek benden. O zaman Öznur Hanım'ın buyurun. Şimdi ne gelsin. Bakalım. Yüksek sesle. Öznur. Öznur soğuktan korkar. Öznur bu yaz denize girecektir. Ama yine de Öznur Selçan'a der ki kim üşümez ki? Aynen. Bu arada taşlara yatmış ama Öznur. Fotoğraf da öyle taşlara. Anam taşlara kim yatsa üşür ya? Hadi kapat o zaman ne yapayım ben? Bana niye söylüyorsun? Yönetmen sensin.